Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifim var. Gerçekten de çikolata sevenler bu tarifi çok beğenecekler. Evet, önce 4 yumurtamızı bir kaba alıyoruz. Şöyle dar bir şey kullanalım, daha güzel kabarıyor. Bir su bardağı şeker ekleyip mikserle iyice bir çırpalım. Ta ki beyazlaşıp krema kıvamına gelene kadar. Sonra geniş bir kaba alalım. Dört yemek kaşığı süt ekleyelim. Bir su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya eleyerek ekleyelim. Artık mikser değil de el karıştırıcısıyla karıştıralım. Bir taraftan karıştıralım sürekli. Sağdan sola doğru. Alttan üstte bir taraftan karıştırmaya çalışalım. En son yarım limon sıktım içine. Daha güzel kabarıyor. Yağlanmış tepsiye döküyorum. Öncelikle şu tepsiler çok güzel kabartıyor arkadaşlar. Ben borcam tercih etmiyorum. Genelde bu tepsileri kullanıyorum kek tarzı şeylerde. Borcamdan daha güzel pişiriyor. Şimdi bir iki masaya vuruyoruz. Zemine vuralım. Havasını almış oluyoruz. Bir ısıtılmış 170 derecede ısıtılmış fırına veriyoruz. Bu arada biz kremamızı yapalım. 2 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker kullandım ama siz 2 kaşık kullanabilirsiniz. Eğer krem şanti kullanacaksanız 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı un. Ocağa koyup karıştıra karıştıra pişirelim. Bu arada kekimiz pişti. Fırından alıyoruz. Yaklaşık bir 20 dakika tuttu. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Gayet güzel pişmiş. Evet, kremamızı pişirmeye devam edelim. Kremamız da hazır. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Evet, ocaktan alalım. Bir kaba dökelim. Üstünü kapalı tutup bir kenarda soğumaya bırakalım. Kapalı olsun ki kabuk tutmasın. Arkadaşlar, hepsinin soğuması lazım. Çünkü içine krem şanti girecek. Bu arada biz kekimizin ilk sıcağı çıktı ve üzerine 2 su bardağı dolu sütü döküyoruz. Soğuk olacak bu arada süt. Biz krem şantimizi hazırlayalım. Dediğim gibi ben yarım bardak şeker koyuyorum. Yarım paket krem şanti kullanacağım diye. Bütün paket kullandığım için biraz fazla tatlı geldi. Evet, bir su bardağı sütü de hepsini koymuyorum. 3 kaşık eksik. Bir bardaktan öyle koydum. Koyu olmasını istiyorum çünkü. İyice çırpıyoruz. Hazır, onu dolaba kaldırıp şimdi biz sosumuzu yapalım. Bir su bardağı yarı su yarı süt ve yarım bardak su koydum. Çikolata sosu yapacağız. Tarifte 2 su bardağı süt diyor. Ben sade suyla da yapıyorum. Yarı yarı da kullanıyorum. Ama 1,5 kullanıyorum. Biraz daha koyu olmasını istiyorum çünkü sosumun. Karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Evet, sosumuz da hazır arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Üstünü kapalı bir tarafta soğumaya bırakalım. Kabuk tutulması için. Bu arada kremam da soğudu. Biraz mikserle çırpıyorum. Krem şantimizi de karıştıralım. Biraz da krem şantiyle çırpacağız. Bu arada her şeyin soğuk olması lazım. Krem şantiyi eritmesin diye. Kremamız hazır. Kekimizin üstüne döküyoruz. Hem düzeltip sosumuzu dökebiliriz şimdi. soğumuş olacak kesinlikle. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza, desteklerinize ihtiyacım var gerçekten. Umarım yapıp beğenirsiniz siz de. Beğeni butonuna basmayı da unutmayın. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde süsledim. Gayet güzel oldu. Gerçekten kim yediyse tarif istiyor benden. Kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.